Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Değerli dostlar bugünkü ilk konu başlığımızda hep birlikte bir Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir namı değer müjdelerin adamının açıklamasına uzanacağız. İsmail Demir Hisar O sistemimizin ilk radyo frekanslı arayıcı başlık atışının başarıyla gerçekleştiğini belirtti. Haberimizin detayları karşımıza bir gelsin. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Milli Hava Savunma Füze Sistemi Hisar onun yeni kabiliyet kazandığını, ilk radyo frekans arayıcılı başlıklı test füzesi atışında hedefini imha ettiğini duyurdu. Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Hisar o Hava Savunma Füze Sistemi 2021'in son günlerinde tüm unsurlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmişti. Daha önce Kızılötesi arayıcı başlıklı füze atma kabiliyetine sahip olan sistem son test atışıyla beraber radyo frekanslı arayıcı başlıklı füze atma yeteneğine de ulaşmış oldu. Savunma Sanayi Başkanı Demir Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda Hisar 2022'ye hızlı başladı diyerekten Hisar O sisteminin ilk radyo frekanslı arayıcı başlıklı test füzesi atışında hedefi başarıyla imha ettiğini ve hava savunmamıza yeni bir kabiliyet eklendiğini belirtti. Haberimize baktığımızda bazı takipçilerimiz işte Kızıl Ötesi nedir? Radyo arayıcı başlık nedir? Kaan diye sormuş olabilirler. Kızıl sizlere şöyle özetlemek istiyorum. Hava savunma sistemleri farklı farklı arayıcı başlıkları vardır. Lazer ve radyo sinyalleri bunlardan bir tanesidir. Hisaroz sistemimizdeki arayıcı başlık çeşidini ne kadar artırırsak düşman unsurlarını o kadar etkili bir şekilde vurabileceğiz. Yani radardan kaçan bazı uçaklar bir lazer başlıkla aranacak bir de radyo frekansıyla aranmaya çalışacak. Bundan sonra kısacası hava savunma sistemlerimizin yetenekleri günden güne artıyor. Çok sevindirici bir haberdi. İlk olarak sizlerle paylaşmak istedim. İkinci konu başlığımıza geldiğimizde Cumhurbaşkanlığı Sözleşmesi sözcümüz İbrahim Kalın hatırlarsak İsrail ve Filistin'e bir dizi ziyaretler gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanlığı sözcümüz İbrahim Kalın Filistin ziyaretinden sonra İsrail'e gitti. Fakat İsrail'de İbrahim Kalın'ı büyük bir sürpriz beklemekteydi. İsrail Cumhurbaşkanı İshak Herzog bizzat İbrahim Kalın'a ziyaretinde eşlik etti. İlginç bir haberdi. Detaylar karşımıza bir gelsin. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal iki gün süren Filistin ve İsrail temaslarını tam tamamladı. İsrail Cumhurbaşkanı İshak Herzog'un Mart ayındaki Türkiye ziyaretinin planlamalarını ele almak üzere gerçekleşen ziyaret, İsrail yönetimi nezdinde Türkiye'den gelen konuklara en üst düzeyde gösterilen yakın ilgiyle konuşuldu. Cumhurbaşkanlığındaki görüşmeler sırasında Herzog'un konferans salonuna girerek konukları karşıladığı da vurgulandı. İbrahim Kalın da görüşmemizde İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog toplantımızın bir kısmına katıldı. Kendisiyle de ziyaretin ana başlıklarını ele alma imkanımız oldu açıklamasını yaptı. Görünen o ki değerli dostlar İsraillerin bir planı bulunmakta. Orası kesin artık bu konuda hepimiz hemfikirizdir. Normalde Cumhurbaşkanlığı Sözcümüz İbrahim Kalın kendi seviyesindeki diplomatlarla bir görüşme yapmayı planlarken ne hikmetse İsrail Cumhurbaşkanı bizzat toplantıya geliyor. Daha öncesinde İsrail'in yapmayacağı hareketlerdi bunlar. Gerçekten de İsrail bizleri şaşırtıyor. Görünen o ki İsrail Türkiye ilişkileri önümüzdeki dönemde birazcık daha normale dönecek gibi. Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim gün geçtikçe tırmanırken Rusya dış Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan ilginç bir Türkiye Yunanistan çıkışı geldi. Dedi ki Lavrov Türkiye ve Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkları çözmekte bir ara bulucu rolü üstlenebiliriz dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı ağırlamış oldu. Toplantıda bu ifadeleri kullandı Lavrov. Haberimizin detayları karşımıza bir gelsin. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunların çözümüne Rusya'nın yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi. Başkent Moskova'daki Dışişleri Bakanlığı konutunda Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kostendias ağırlayan Lavrov, Yunanistan'lı mevkidaşıyla birebir formatta görüşme gerçekleştirdikten sonra gazetecilerin karşısına geçerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Rusya, Yunanistan ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yardım etmeye hazır. Kıbrıs konusundaki çözüm için yine Birleşmiş Milletler'i işaret eden Lavrov, Kıbrıs konusunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları temelinde çözülmesi gerektiğindeki tutumumuzu yineliyorum. Bu çözüm yolu için uluslararası garantiler açısından Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin bir araya gelmesini teklif ediyoruz. İlgili kararların başlatıcısı olan Konsey bu kararların uygulanması yönünde de garantör rolünü üstlenir diye açıklamalarını sonlandırdı Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov. Yardım etmeye hazırlarmış. Biz onu hiç almayalım efendim. Önce siz kendi aranızdaki Ukrayna ile olan gerilimi bir düşürün. Ondan sonra Türkiye Yunanistan ilişkilerine yardım edersiniz bir de Birleşmiş Milletler yolunu göstermişler Kıbrıs için. Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs konusunda ne derece doğru kararlar aldığını en iyi biz biliriz. Olayıcı açıklamalardı. Maksat işte adet yerini bulsun. Yunan Dışişleri Bakanı gelmişken hazır böyle sürekli dediğimiz kelimeleri tekrar edercesine bir açıklama yapmış Lavrov. Ciddi anlayacak bir yanı yoktu. Dördüncü konu başlığımıza geldiğimizde belki de sizlere aktarmaktan en çok zevk duyduğum haberlerden bir tanesini anlatacağım. Hep birlikte bir Suriye'ye gidiyoruz. Suriye'nin kuzeyinde Türk üstüne yaklaşmaya çalışan İranlı milislere ait olduğu belirtilen bir insan sava aracı. Tabii ki de insan sava aracı demeye bin şahit ister. Türk yapımı koral sistemleri tarafından et etkisiz hale getirildi. Bölge kaynakları olayı aynen bu şekilde aktardı. İsterseniz görüntüler bir karşımıza gelsin. Görmüş olacağınız üzere bu görüntüler dün öğle vakitlerinde Suriye'nin kuzeyinde çekildi. Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre Suriye'de bulunan Türk üslerine yaklaşmaya çalışan İranlı milislere ait olduğu tahmin edilen insan sava aracı koral sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi. İnsan sava aracına böyle yakından bakacak olursak gerçekten de oldukça basit bir şekilde üretildiğini hepimiz görmekteyiz. Son dönem de artık insan sava araçları saldırılarında koral sistemleri aktif bir şekilde kullanılmakta. Hani içinizden şunu diyebilirsiniz. Koral sistemleri bu insan sava aracı için birazcık fazla değil mi? Yani Türk üstündeki askerlerimize yönelik gelebilecek tehditlerde Türkiye devleti hiçbir şekilde kendini riske atmak istemiyor. Bölgede bulunan askerlerimizin başına bir şey gelmesin de hangi insan sava aracını düşürdüğümüzün pek de bir önemi yok dercesine bir yaklaşıma sahip. Ben bu haberi gördüğümde insan sava aracının yakından görün üstüne göz attığımda ben yani insan aracının düşürülmesine falan şaşırmadım. Zaten Koral hangi hangi sistemleri düşürmüştü zaten say say anlatmakla bitmez. Bu insan savaş aracını acaba bu milisler nasıl uçurabildi? Yani görüntülere bakacak olursak kağıttan ya da tahtadan saçma sapan bir şey yapmışlar. Bunu uçurabildikleri için bile bence dua etsinler diyorum ve bir sonraki konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte bir Türk insan savaş araçlarına ilişkin önemli bir hususa gideceğiz. Son dönemde hepimizin bileceği üzere Türk insansız hava özellikle de Baykar Makine Üretimi, Bayraktar TB2'lere yurt dışından farklı farklı ülkelerden oldukça yoğun bir ilgi mevcuttu. Ve bu ilgi neticesinde de farklı farklı ülkelere, farklı farklı coğrafyalara Bayraktar TB2'lerin satışı gerçekleşmişti. Ve sonrasında hepimizin akıllarında tek bir soru vardı. Bayraktar'ları satıyoruz da o sattığımız ülke acaba Bayraktar TB2'lerin gizli bilgilerine ulaşabilir mi? Ya da tersine mühendislik yapabilir mi diye sorular hepimizin aklına gelmekteydi. İşte değerli dostlar... Son karşımıza çıkan haberlerle birlikte Bayraktar TB2'lerin satılmış olduğu ülkelerle Türkiye'nin bir gizlilik anlaşması yaptığı öğrenildi. Şunu yaparsın Bayraktar TB2'lerde ya da şöyle modifikasyonlara gidersin. Şunu yapamazsın tarzında önemli anlaşmaların imzalandığı belirtildi. Haberimizin detayları karşımıza bir gelsin. Türkiye'nin savunma sanayi alanında geliştirdiği yerli ve milli ürünler son dönemde sadece yurt içinde değil, dünya genelinde de başarılı bir noktaya ulaştı. Başta insansız hava araçları olmak üzere birçok yerli silah çok sayıda ülkeye ihraç edilirken milli teknolojinin güvenliği konusu da önem kazandı. Bu kapsamda Türkiye savunma sanayi alanında ihracat gerçekleştirdiği ülkelerle bilgilerin gizli tutulması için harekete geçti. Türk siyalarını satın alan Ukrayna, Katar ve Libya ile bilgilerin korunması amacıyla gizlilik anlaşmaları imzalanırken Türkiye'den Bayraktar TB2 siyah satın alacak olan ilk NATO üyesi Polonya ile de benzer bir süreç yaşanıyor. Edinilen bilgiye göre Polonya savunma sanayinde gizlilik dereceli bilgilerin karşılıklı korunması için Için bir mutabakat zaptı imzalandı. Buna göre savunma sanayi ile ilgili gizlilik dereceli belge, bilgi, proje ve malzemeyi bilmesi gereken kişiler dışında kimse bilmeyecek. Bilgilerin çalınma ve sabotaja karşı korunması için de tedbirler alınacak. Bunların yanı sıra her türlü harp silahının, mühimmatın, araç ve gereçin ve bunların kritik alt sistemle parçalarının alımı, satımı, üretimi, araştırma ve geliştirme faaliyetleri gizli tutulacak. Bilgi ve belgeler üçüncül kişilerle paylaşılmayacak. Gizlilik dereceli projelerin güvenli bir şekilde yürütülmesi için bilgi ve belgelere erişim olan kişilerin güvenliği sağlanacak. Bu bilgilerin muhafaza edileceği tesis ve yerler uygun şekilde emniyet altına alınacak. Yani açıkçası hepimizin beklediği bir haberdi. Bu konuya ilişkin birçok da soru işareti bulunmaktaydı. Şükürler olsun ki Türk olarak ben size sürekli diyordum. Hani tamam satıyoruz da illaki Türk devleti de yani derin aklı çalışıyordur. Bir şeylerin önüne geçmiştir diye. Bu haber şu an kamuoyuna yeni yansıdı. Daha öncesinde satışlar gerçekleştirilmeden gerekli bir gerek Ukrayna Ukrayna ile bu anlaşmalar zaten yapılmıştır. Türkiye yapımı insan sava araçları Türkiye için ne kadar önemli ise o insan sava araçlarının bilgilerinin gizliliğinin korunması da o derece önemlidir. Güzel bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istedim. Yavaş yavaş günün haberlerinin sonuna doğru yaklaşırken 6. ve son konu başlığımızda hep birlikte bir Ukrayna sınırına gideceğiz. Son günlerde Ukrayna Rusya arasındaki gerilim artarken Air Moldova hava yollarına ait bir yolcu uçağının pilotu Ukrayna sınırında havadan relaks yazısıyla bölgeye sakin mesajı verdi. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Rusya-Ukrayna hattındaki gerilim sürerken Air Moldova pilotu gökyüzüne relax yani sakin olun yazarak mesaj verdi. Bir yolcu uçağı Ukrayna sınırına yakın bir yerde gerginliği azaltmak için uçakla relax yazdı. Flight radar 24'ten alınan verilere göre Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim tırmanırken Air Moldova uçağı uçuş yolunu kullanarak 80 mil genişliğinde bir çizim yaptı. Aslında değerli dostlar bu bir adettir hani böyle farklı farklı bölgelerde geri elim tırmanırken yolcu uçakları son bir şanslarını deneyerekten relax yazarlar. Ne bileyim savaşa hayır tarzında böyle bu tür yazıları mesajları vermeye çalışırlar. Düşünsenize aklıma tabii ki de şu da geldi. Bayraktar TB2'lerle Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin relax yazdığını bir düşünebilir misiniz? Yani bana kalırsa Bayraktar TB2'den gönderilen mesaj Ruslar için bence daha da bir etkili olurdu. Bugünkü bana aylan sürenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Umarım haberlerimizi doğru ve net bir biçimde anlatabilmişimdir. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz, beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.